Sevgili izleyenler, İngiltere'nin bir profesör Salim Al Hasani yayın hazırladığı bir kitapla bilim tarihine farklı bir göz ve yeni bilgilerle yaklaşmamızı sağlıyor. Bin bir icat, Orta Çağ'da İslam dünyasında bilim ve düşünce alanındaki büyük ilerlemeleri tekrar hatırlamamızı sağlıyor. Avrupa kökenli pek kaynak, milattan sonra 450 ve 1492 arası dönem karanlık çağ olarak nitelendiriliyor. Oysa Avrupa'da düşünmenin ve üretmenin yasak olduğu o dönemde İslam uygarlığı için sanatta ve bilimde büyük ilerlemeler kat edildi. Bugünün toplumunda sahip olduğumuz teknolojinin temelleri de o günlerde atıldı. 1000 yıl önce gelişmiş cerrahi aletleriyle katarakt ameli yapıldı. Orta Çağ'da kullanılan tarım teknikleri uluslararası alandaki ticari faaliyetlerin hızla yükselmesini sağlarken ekolojik denge üzerine ilk araştırmalar bu dönemde gerçekleşti. Üniversite sayısının artması Doğu uygarlığı eserlerinin çevrilmesiyle paralellik gösterir. Bilim, Teknoloji ve Medeniyet Vakfı'nın kurucusu İngiltere Manchester Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Salim Esani, binbir icat projesi ile bu bilgileri dünya paylaşıyor. Salim El Hassani, Doğu uygarlığının birikimini 2006 yılında İngiltere'de yayımladığı bir kitap anlattı. Kitap kısa bir süre önce binbir icat, dünyamızda İslam mirası adıyla Türkçe'ye çevrildi. Kitapta yer alan eserlerin bazıları önce Londra Bilim Müzesi'nde, sonra da İstanbul'da Binbir İcat, Dünyamızın İslam Mirasını Keşfedin adıyla da sergilenmişti. Yüzyıllara uzanan bir bilimsel mirası gözler önüne seren Binbir İcat kitabı, ev hayatı, okul, tane, pazar, şehir, dünya ve evren başları altında Arşimet'ten Gutenberg'e yapılan büyük sıçrama arasında ne oldu sorusunun yanıtını veriyor. Üç boyut teknolojisi operaya da girdi. Georges Bizet'in efsane operası Carmen, üç boyutlu olarak sinema salonlarında gösterildi.